Abi ben Mehmet Ali Açar, Bayram Apartmanı'nın yöneticisiyim. Abi dün geldiler, bundan birkaç gün önce burada kare kodları okuttular. Bu binanın etrafından döndüler. Yalnız hiçbir şey yapmadılar. Kare kodlarını okutuyoruz, bakıyoruz abi. Farklı farklı adresler çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bu mağduriyeti gidereceğiz. Şu anda binamızda çok aşırı hasar almış kolonlarımız mevcut ve şu an biraz önce belediye kurumlarına başvurduk. Belediye kurumları bize dedi ki bugün yarın gelecekler, bir haftadır sokaklardayız, perişanız, sesimizi duyan kimse yok. Şu an size göstereceğimiz kolonlarda siz olsanız, yakın bir aileniz olsa oturmaya tercih eder miydiniz? Başka ne söyleyelim? Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Burası da Şanlıurfa Paşabağ Mahallesi 756. sokak Paşabağ Mahallesi Haliliye. Şanlıurfa. Binamız sağlam olmadığı halde şu anda bize gidip oturun diyorlar. Ve mecburiyetten dolayı da bina gireceğiz. Ancak bina yıkıldığı zaman, yıkıldıktan sonra zaten biz binanızı yapacağız. Şu an başka bir işimiz yok abi. Ancak binanın yıkılmasını bekliyoruz. Evet, resmi kurumda itirazda bulunduk. Orada da bir şey çıkmadı abi. Biraz konuştuk, polisler etrafımızı sardı. Neredeyse bizi zorla dışarı atacaktılar. Ben Mehmet Deniz, Bayram Apartmanı A blokta oturuyorum. 4. kat 8 numaradayım. Binamız depremde hasar aldı. Bu hasarı yetkililere biz anlatamıyoruz. Belediyeyi aradığımız zaman Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu iş bizle ilgilenmiyor. Haliliye Belediyesi'ni arayın. Haliliye Belediyesi'ni aradığımız zaman biz bu işe bakmıyoruz, 181'i arayın diyorlar. 181'i arıyoruz, telefonlar düşmüyor. 10-15 defa aradıktan sonra telefon düşüyor. 181'i arıyoruz, 181 diyor ki bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bekleyin, size döneceğiz ya da şöyle falan fistan. Kaç gündür burada kare kodumuz yapıştırılmış. Bunun sonucunu bir türlü alamıyoruz. En sonunda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gittik. Orada da derdimizi izah ettiğimiz zaman memurlar hemen tepki gösteriyor. Size döneceğiz, 72 saat bekleyin, 48 saat bekleyin, 5 gün sonra döneceğiz falan fistan. Biz burada yaşayıp ölelim mi? Burası devlete ait bir yerdir. Bizler hepimiz devletimiz için varız. Bu mallar da hepsi devlete aittir. Bura evlerimiz de devletindir. Devlet yetkilileri gelip bu evde oturabilecekse biz de gönül rahatlığıyla oturalım. Biz onlara da bir bardak koyarız, bir tabak koyarız. Beraber bu evin içinde yaşayalım. Eğer onlar yaşayabiliyorsa biz de yaşayabiliriz. En sonunda belediye, Haliliye Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan sonra anladık ki binamız çürükmüş. Bir haftadır uğraşıyoruz, bir haftadan sonra binamızın çürük olduğu ortaya çıkıyor ve kimse de müdahale etmiyor. Kendi imkanlarımızla. Kendiniz geçin oturun diyorlar. Belediye geçin oturun diyor, bir şey olmaz diyor. Valilikten açıklamalar yapıyorlar ama binanın durumunu bilmiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir. Biz tedbirimizi almakla mükellefiz. Yani ülkede Cumhurbaşkanı söyleyeceklerini söyledi. Yetkililer söyleyeceğini söyledi ama sahada aynı uygulama maalesef olmuyor. Herkes diyor ki başka bir yere gitsin de benim telefonum çalmasın, beni rahatsız etmesin. Gelip bana kimse bir şey anlatmasın. Ne haliniz varsa görün gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bizim hayatımız bu kadar ucuz değil. Bir şekilde el alsınlar. Yani bu binaları bir daha tekrardan yapmak akıl kârı değil. Kolonları güçlendirmek akıl kârı değil. Zaten buradaki binaların hepsi 35 senelik, 40 senelik. Kalıpçı ustası gelip kontrol ediyor. Diyor ki her sütun arasında atılacak demir 10 santimde bir olması lazım. Bu binalarda 30 santime bir. Bağ atmamışlar ya. İçinde doğru düzgün bağ yok. Gelip gözle kontrol ediyorlar. Röntgen çekilmiyor. Kontrol etmek bu kadar basit olamaz. İnsan hayatı bu kadar basit olamaz. Öldükten sonra buraya afet gelsin. Hepimiz yardım toplayalım. Ne olacak? Sonuç ne olacak? Dünyanın dört bir yandan insanlar gelsin burada yardım toplasın. Enkazı kaldırsın. Ne? 1000 can kurtardık. Hepimiz alkışlayalım. Bir can kurtuldu. İlk önce önlemi almadıktan sonra daha sonra yapacak hiçbir şey yok. Anlatmak istediğimiz bu. Sonumuz Maraş gibi mi olsun? Yani Allah'a çok şükür. Oradaki insanlara da Allah yardım etsin. Adıyaman'a, Malatya, Maraş'a hepsine Allah yardım etsin. Ama biz aynı hataya girmeyelim. Aynı şey başımıza gelmesin. Bir an önce önlemlerimizi alalım. Urfa'da yıkılan bina sayı 19. Devletimiz bunu giderecek güçte ve kuvvette. Bu binaları hepsini yıkıp tekrardan yapacak güç, kuvvet, irade var devletimizde. Biz bir an önce yetkililer sesimizi duymasını istiyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok. Ben Mahmut Gündüzal, Korukent sitesi sakinlerinden. Binamız bayağı ağır bir şekilde hasar görmüş durumda. Yalnız yetkililer gelip burada gerekli kontrol yaptıktan sonra az hasarlı diye kayıt girdiler. İlk günü gelen arkadaşlar şerit çekti, mühür de vurdular. Bina girişi kesinlikle yasakladılar.
İkinci günü aynı şahıslar farklı elbiselerle, farklı bir şey mecrayla tekrardan gelip farklı işlem yaptılar. Tek yaptıkları işlem çekişle sağa sola vurup bu bina az hasarlıdır deyip çekip gittiler. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Birazdan görüntülerde de görürsünüz. İçerisi bayağı bir yıkık durumda. Kesinlikle binada oturulacak gibi bir durum yoktur. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz kendilerinden. Ve kesinlikle bina sakinleri hiçbir şekilde cesaret edemiyor binaya girmeye. Ve bakanımız ki yaptığı açıklamada binaya girip oturulabilir. Madem gelip oturulabilirse kendileri de buyursunlar, gelsinler kendileri otursunlar bu binada. Oturması kolay bir şeyse. Şu an bütün bu sitenin tamamı komple boş durumdadır. Ve zaten bu şekilde giderse hiç kimse binalara taşınmayacaktır, binalarına giriş yapmayacaktır. Bu da ileriki zamanlarda zaten buranın ya uyuşturucu madde bağımlıların mekanı, meskeni olacaktır ya kaçakçıların meskeni haline gelecektir. Ve biz halk olarak tamamen mağdur olmuş olacağız. Devletimizden kesinlikle yardım istiyoruz. Başka da diyecek bir şeyimiz yoktur. Binayı gezdik gördük. Binadan her tarafında kolonlar patlamış. Yalnız kolonlar patladığı için, bir iki kolon eksik olduğu için, patlamayan olduğu için hafif hasarlı diye girdiler. Kontrol eden memur arkadaşım bizzat kendisinin bana anlattığı, söylediği kelime, binanız zaten ağır hasarlı, bu binada oturulmaz. Ama depremden dolayı az hasar almış dedi. Resmen bize gidin, ölün, biz sizin cenazenizi, cesetlerinizi toplar çıkarız. Sıkıntı değil dedi. Resmen şu an bizler ölüme terk edilmiş durumdayız şu anda. Devletimizden yardım istiyoruz. Çevre Bakanlığı'na da gittik. Çevre Bakanlığı neredeyse polisle bizi dışarı çıkaracaktı. O dereceye getirdiler. Kesinlikle dinlemediler bizi. Hiçbir şekilde kale almadılar. Hiçbir şekilde hesabı almadılar. Biz sizi biliyoruz. Sürekli sizin gibi aynı gelenler var. Aynı şeyi anlatıyoruz deyip bizi gönderdiler. Hiç kimse de inanmadı. Gelip kontrol eden ilk ekip de bakkal zabıtalardı. Normal zabıtalardı. İkinci gelen grup bizim kendi halkımızın olan sivil bir şekilde geldi. Ne yaptığını kendisi de anlamadı. Hatta adama bizzat dedim gel dedim duvara bak. Geçti duvara da baktı. Duvarlar çatlak yıkılacak durumda. Abi zaten girmeyin buraya. Duvarlar üzerinize yıkılır ölürsünüz dedi. Girin dedim o zaman hasarınızı. Hayır dedi biz dedi sadece kolonlara bakıyoruz. Yani bu resmen gidin ölün dediğim gibi sizin cesedinizi çıkarırız. Başka bir şey değil bu burada. Yani yetkililerine sesleniyoruz, yardım istiyoruz, mağduruz, dışarıdayız ve can güvenliğimiz yok bu binada. Ben 8. kattayım, 2 çocuğumla ben kendimi zor attım dışarıya. Yani 2. depremde bu bina yani daha sağlam durmaz. Yetkililerimizden yardım istiyoruz. Az hasarlı dediler, biz bu binaya nasıl girelim? Kolonlar hep bir gitmiş, binamız eski 35-40 senelik bir bina yani. Yani bunu devlet izin vermemesi lazım oturmamamız için. Yani taşıyıcı kolon patlamış, gitmiş. Yani yetkililere sesleniyoruz. Binanın rica ediyoruz.